Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı kapatılsın diyor. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı kapatılsın diyor. Vatan Partisi'nin genel başkanı kapatılsın diyor. AK Parti'nin genel başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı artık yeter diyor yani. Meclisin çatısı altında bunu istemiyoruz diyor. Yani siyasi irade bunu söylüyor. Vatandaş söylüyor. Anayasa Mahkemesi artık yani hukukçular üzerine düşen vazifeyi yapsınlar. Emin Bey'in söylediği yani bir de bunun devamı var yani. Ağır ağır bir şekilde talep var toplumda yani. Şu görüntü insanın vicdanını sızlatmaz mı? Yani milletvekilliği kürsüsünde bu yani hanımefendi diyeceğim ve hanımlara hakaret yani. Bu terörist çıkmış orada milletin meclisinde, gazi mecliste ahkam kesiyor, yemin ediyor. Yani bu utanç verici bir durum ya. Eyvallah. Hasan Öztürk. Şimdi bir, hani herkesle görüşürüz meselesi. Mandacılar da aynı şeyi diyorlardı. Huzurumuz için, refahımız için. Ha, tamam mı? Çocuklarımızın geleceği için Amerikan mandasına girelim. Tabii. Refah için neyse. Ne uğraşacağız? Ne uğraşacağız diyorlardı. Doğru. Şimdi herkesle görüşenlerin bir kısmı yani bir kısmı hala mandacı kafayla teslim olalım. Amerikan bizi dizayn etsin. Siyasetimizi de dizayn etsin. Ekonomimizi de dizayn etsin. İşte IMF falan kasaya söylüyor. Her şeyi dizayn etsin. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu açıkça dedi ya dış politikamızı 180 derece değiştireceğiz. Tabii. Değiştirelim ve bir huzur içerisinde yaşayalım. Bu şuna benziyor biraz. Başına bir çoban koyarsın. Koyunları da bir ağla koyarsın. Onlar huzur içerisinde yaşarlar. Bunu istiyorlar. Mandacılar da böyleydi. Bu tabii. Bir. İki. Koyun oldun mu? Huzur var. Tabii. Koyunlara huzur biz, var. Biz insanlar dertliyiz. Kasap yani. Gelene kadar. Kasap gelene kadar. Şimdi ikinci husus o fotoğraflar gösteriliyor. Semra Güzel. Bu HDP milletvekili ve bizim bugün Millet İttifakı'nın paydaşlarını ve özellikle de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün çözüm sürecine atıf yaparak Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu fotoğraflarla ilgili hesap vermeye davet etmesi ve biraz önce de Global TV'de Sayın eski başbakanlarımızdan Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun o zaman Doğu Perinçek'i de ya, hemen savcılar alsınlar demesi hikayesini biraz anlatmakta fayda var. Şimdi Semra Güzel milletvekilliyken mi gitmiş buraya? Soru bu. Semra Güzel 2018, biraz önce Gaffar Bey bir yere değindi, orayı değinir diye bekledim, değinmedi. Ben oradan tamamlayayım. 2018 yılında içeriğini bilmemiz lazım. Diyarbakır'dan milletvekili seçildi. 2018 yılında evet. Ve Değer Ailesi kontenjanından. Şimdi hatırlatmakta fayda var. Şu fotoğrafları çekildiği bravo. Zamanda, bravo. Şu fotoğraftan çekildiği zamandan bir öncesine gidelim şimdi. Bu iki arkadaş, bakın iki arkadaş öyle derim. İki sözlü. Neyse önemli. Neyse yani ben o kısım önemli değil. Tabii. İki insanın üniversite yıllarına gidelim. Üniversitede bu iki insan, kadın ve erkek Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi'nde okuyorlar. Birisi tıp fakültesinde okuyor. Yani Semra Güzel tıp fakültesinde. Erkek olan da iletişim fakültesinde okuyor. İkisi de PKK'nın üniversite yapılanması içerisinde varlar. Ve üniversite yıllarındayken aslında fişleniyorlar öyle diyeyim. Yani takipteler. Okul biter bitmez erkek olan PKK'nın yayın organlarından birinde bir ajansta çalışmaya başlıyor. Gazeteci oluyor. Gazeteci oluyor. Terörist değil, gazeteci. Bak, evet, gazeteci. Gazeteci yapıyor. Meslektaş oluyoruz adamlar. Evet. Fakat şimdi o esnada tutuklanmış olsa Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de gazeteciler tutuklanıyor diye bas bas bağırıyor. Dur. 400 kilometre yol yürüyecek. Evet, 400 kilometre yol yürüyecek. Bu erkek gazetecilik faaliyetiyle beraber örgütün işlerini de yapmaya başlayınca ki zaten bu fotoğrafların bu kadar kaliteli olmasının sebebi de kendi makinesinden çıkması. Onu da söyleyeyim yani. Gazetecilik evet, faaliyeti. Bu devletin takibine girince soluğu dağdalıyor. Soluğu dağdalınca o dönemde arkadaş olan Semra Güzel
onu ziyaret ediyor. O ziyaretlerin fotoğrafları bunlar. Ve o da tıp fakültesinden mezun olduğu için gidiyor. Orada hem o arkadaşını ya da sevgilisini ya da sözlüsünü muayene ediyor. Hem diğer yaralı PKK'lıları muayene ediyor ve tedavi ediyor. Hem top oynuyor. Hem işte efendim make-up ayakkabı giyiyor filan. Sonra öyle bir anlattınız ki abi. Öyle ama sonra dönüyor. Terörist bu ya işte. Dur ya bir dakika. Ha. Dönüyor. Sonra bir istihbarat üzerine F-16 kalkıyor. Bombalıyor. Bu fotoğrafta görülen erkekle beraber 4 tane PKK'lı öldürülüyor. Yıl kaç? 2017 olması lazım. 2017'nin sonu. Evet. 2017 Aralık ayı. 2017. Şimdi diyorlar ya, fotoğraflar niye bu zaman çıktı? Onu da anlatmamız lazım. Millet bilsin yani. Evet. 2017'de bu PKK'lı iletişim fakültesinden mezun olduktan sonra dağa giden, dağda polisleri şehit olmasına, jandarmamızın, askerimizin şehit olmasına da aktif rol alan PKK'lı terörist F-16'ların vurmasıyla imha ediliyor. İmha edilince şimdi burada değer ailesi burada girecek. PKK öyle bir yapı ki ölen teröristlerin birinci derece yakınlarına bir paye veriyor. Tıpkı Diyarbakır'daki değer ailelerinin gassal olması gibi. Diyorlar ki ya Semra Güzel, yani sen Hasan Öztürk, şunu söylememiz lazım. Bizim Müslümanların şehitlik mertebesi meselesine onlar kendilerince paralel bir şehitlik yapısı inşa etmişler. Evet. Değer ailesi. Aynen. Şunu da ekleyelim abi. Sadece gassallık değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarının özel olarak dağıtıldığı aileler. Aynen. Çok güzel. Tabii. Çok önemli. Yani, hatırlatma doğru. Sayın Başkan'ın maaşların bir kısmının gönderildiği. Dörtte birinin verilmesi ve yardım kartlarının verildiği aileler. Evet. İyi bir yerden açtın Hasan Öztürk. Şimdi bu değer ailesini, yani bu değer ailelerini Ekrem İmamoğlu da kolluyor. Parantezi kapattım. Güzel. Bunu böyle okumak lazım. Devam. Şimdi yani bir fotoğraf çıktı, ne oluyor? Hayır. Milletvekili değildi. Üniversiteden arkadaşıydı. Beraber üniversitedeyken örgüt için çalışıyorlardı. Bir tanesi çok fazla takibe girdiği için dağa attı kendini. Dağa da faaliyetlerini yürüttü ve katil, yani asker polis katili. Öbürü de onu ziyaret etti. Ziyaretten sonra öldürüldü o erkek. Öldürdükten sonra da değer ailesi kapsamına alındı. Ve 2018'de Diyarbakır'dan milletvekili yapıldı. Peki şu fotoğrafta onun öncesinde ne yaptı? Milletvekili olmadan önce ne yapıyordu? Ya, hangi hastane? Bir dakika. Şimdi, dur. Orayı sen anlat. Dur. Orayı açma. Ya o zaman çabucak biter. Hayır, çabucak biter. Sen oraya tabipler falan dahil ederek gitmen lazım. Dur. Bir dakika. Devam edin. Evet. Şimdi bu fotoğraflar niye bugün ortaya çıktı sorusu var. Asıl soru bence önemli soru. Önemli soru. Çünkü bunun üzerinden çok patırtı yapılıyor. Değil mi? Fotoğraflar. Neden bugün? Niye bugün neden? Çıktı? Neden 5 yıl sonra çıkıyor? Şimdi 4 yıl sonra, özür dilerim. Bu erkek terörist F-16'lar bulduktan sonra 4 tane ceset tespitler yapılıyor kimler olduğuna dair. Sonrasında onların üzerinden çıkanlar da kaldırılıyor. Ama kriminal incelemede fotoğraflar Semra Güzel'in olduğu fotoğraflara başka bir Pelin, yanlış hatırlamıyorsam, ya da başka bir isim olarak kaydedilip ama bilinemiyor, yani kim olduğu belli değil, kaldırılıyor. Sonra yeni, daha yani birkaç ay önce yeniden bir savcı diyor ki ya bakalım kimler bunlar, tekrar uzmanları çağırıyorlar, fotoğraflar tekrar açılıyor, fotoğraflar tespit edilmişler. O hani o gün kim olduğu tespit edemeyen fotoğraftaki isim Semra Güzel olarak ortaya çıkıyor. Onun için fotoğraflar bugün servis, yani ortaya çıkmış oluyor. Peki şimdi ben bir kritik soru sorayım. Buyurun. Bilirsem söylerim, şimdi, yoksa söylerim. Ben bu gerçekten bir soru olarak söylüyorum. Şimdi burası bence çok kritik bir nokta. Şimdi biz özellikle bu Hendek kalkışmaları sırasında, Çukur terörü sırasında ve başka hadiselerde de şunları gördük. Bunları Sayın İçişleri Bakanı da açıkladı. Bakan ağzından da açıklandı. Hastanelerde çalışan bazı PKK mensupları, birazdan o konuya geleceğiz,
işte askerimize, polisimize yani kötü muamele ediyor. Hatta mesela yaralı vaziyette geliyor, işte ölü çıkıyor. 15 yani. Temmuz gecesi de Fatih'teki bir hastanede aynı şeyler oldu. Benzer şeyler. Evet. O zaman o da FETÖ örgütünün mensupları onlar da. FETÖ terör örgütünün mensupları. Şimdi burada bu adli incelemeyi yapan kişiler, değil mi? Mesela adli tıbbın mensupları diyelim şu anda. Ben kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum. Yani hastanede hemşire doktor olabildiğine göre. Üzerinden çıkan fotoğrafları inceleyen kişiler. Her kimse. Bunlar kimlerdi? Çünkü bildiğimiz kadarıyla bugün artık bilgisayar teknolojisi böyle o yüz tanıma, tarama, eşleştirme. Zınk diye buluyor yani. Zınk diye buluyor. Yani Facebook bile yapıyor bunu ya artık. Facebook da yapıyor. Yani Facebook'ta mesela fotoğrafta diyelim Gafari Akınca var. Size diyor ki oradaymış bak diyor. Hem de arkada bir yerden keşfediyor onu buluyor yani. Dolayısıyla bunun öyle Pelin, Selin, Helin denip böyle atlanmasında bir soru işareti yok mu sizce? Var. Bence var. Var var. Var yani, değil mi? Oraya da bakmak gerekiyor. Hı. Yani o gün o işin adli boyutunu, adli tıp boyutunu, kriminal incelemesini yapanlar ne oldu da bugün yeni bir savcı bu işi aldı, jandarmadan özel istihbaratçılar geldi, bu işlerin uzmanları geldi, inceledi ve tespit etti. Yani bu da değerli bir soru. Devlet, şimdi bu bitiriyorum abi. Daha çok üzerine düşmeli. Bitiriyorum abi. Şimdi Nurettin Demirtaş örneğini de özetle vermiştim. Şimdi bu mesele çözüm süreciyle falan kapatılacak bir mesele değil. Niye? Çözüm sürecinde biz dağda Kürt olmasın diyorduk değil mi? Hep beraber. Bu çözüm sürecinin akamete uğramadan sulha ersin isteyenler. Ben öyleydim. Yani ben çözüm sürecini destekleyen biriydim. Onu söylüyorum. Hatta Selahattin Demirtaş'la Çankaya Köşkü'nde karşılaştığımızda dedi ki hoca bir gün Ülke TV'nin yayınına geleyim. Ben de dedim ki yo sıranı bekleyeceksin. Bu çözüm süreci akamete uğramaz da bu iş biterse senin Ülke TV'nin stüdyosunda halay çekme konusunda söz veriyorum. Ama bu iş bitecek ondan sonra dedim. Bak bunu da söylemiş bir adam. Şimdi Allah rahmet eylesin. Ahmet abi analım. Ahmet Kekeci. O derdi ki Hasan Cemal için falan kullanırken bunlar ölü Kürt seviyor. Bak ölü Kürt seviyor. İki, elinde silah olan Kürt'ü seviyor. Üç, terörist Kürt'ü seviyor. Dağdaki Kürt'ü seviyor. Şimdi arkadaş çözüm süreciyle bu fotoğrafın alakası yok. Niye? Çözüm sürecinde Hasan Cemal de dağa gitmişti. Hatırlıyor musun? Onlarla beraber yürümüştü ve yazmıştı.